Yüzden yüzdüm göya işte işi de karşı denge için yapıyorum diyor. Halk arasında bir ifade vardır, minareyi çalan kılıfını hazırlar diye. Şimdi oraya onları yerleştirmek için getirdi önce işiydi. İşi de karşı da bu adamları biz getiriyoruz şimdi dediler. Bir oyundu bu. IŞİD'i kullandılar. Kullanıcı da kenara koydular adamları. Asıl dertleri oraya dev bir PKK devleti kurmak. Büyük bir PKK devleti kurmak. Ben bunu 4 yıl önce size anlatmıştım. Gece gündüz video yayınlarıyla günde 20 kere falan yayınlanıyordu. Büyük bir tehlike var. Dikkat edin. Güneydoğu sınırlarımıza bu adamları yerleştirtmeyin. Onlara da devlet kuracaklar dedim. Nitekim de kurdular görüyorsunuz. Yani ona benzer şeyler yaptılar. Şimdi Türkiye bu beladan kurtulmaya çalışıyor. En başta söylemiştim ben. Hemen kazıyalım dedim. Daha gelmeden onlar. Dolayısıyla PKK'yı oraya yerleştirmek birinci aşama. İkinci aşama Güneydoğu isteyecekler. Güneydoğu'daki çatışmada orayı üs olarak kullanmak istiyorlar. İşte oradan topçu ateşi yapacak, roket ateşi yapacak. Oradan kendince militan sağlayacak, askeri malzeme, lojistik destek sağlayacak falan. Çatışmayı öyle güçlendireceklerini falan düşünüyorlardı. Ama Tayyip Hocam tabii maşallah olaya vakıf olduğu için şimdi onların hayat damarlarını kurutacak bir strateji izliyor. Allah muvaffak etsin. Bütün geçitlerini, yollarını kapatıyor. Doğru bir hareket, doğru bir strateji. Allah yardımcısı olsun. İnşallah. Ya amaç orada sırf Güneydoğu'yu almak değildi. Güneydoğu'yu da aldıktan sonra orada mevzi oluşturup bütün Anadolu'nun yok edilmesiydi. Sonra da işte oraya Avrupa gelecek, yerleşecekler göya. İngiliz derin devletinin planı neyse kendi kafalarına göre. Sonra da artık onlara yönelik bir kıyım. Yani kan, yani kesintisiz kan. İngiliz derin devletinin sloganı kesintisiz kandır. Yani tarih boyunca hep böyle şeydir. Sürekli kan. Hülagü'ye kan döktürdüler. Firavun'a kan döktürdüler. Nimrod'a kan döktürdüler. Sabah akşam yaptıkları bu. Şu anda da kan döktürüyorlar dünyanın her tarafında. Şeytan onlardan kan istiyor. Onlar da şeytanın emrini yerine getiriyorlar. Evet, dinliyorum. Irak